Evet, sevgili seyirciler, selamlar, sevgiler Antakya'dan, depremin yıkım merkezi Antakya'dan. Efendim, yaklaşık 20 gün önce Profesör Doktor Sayın Mehmet Yuva'yla bir arada olmuştuk. Orta Doğu'yu konuşuyoruz Sayın Mehmet Yuva'yla. Biliyorsunuz kendisi hem Türkiye-Suriye Dostluk Komitesi Başkanı ama aynı zamanda da Orta Doğu'yla ilgili çokça fikri olan, sürekli Orta Doğu'ya gidip gelen bir isim. Yeni gelişmeler var. Bu yeni gelişmeleri Sayın Mehmet Yuva ile konuşacağız. Yaklaşık 45 dakika birlikte olacağız Sayın Yuva ile. Şimdi ben Sayın Yuva'ya döneceğim. Bu arada dijital dünya üzerinden bağlanacağız Sayın Mehmet Yuva'ya. İstez Muhammed Yuva. İstez. Selamu aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah ve berekatuhu. Ahlen fiyik. Şükran, şükran. İşkif sahtak ya İstaz Muhammed. Elhamdülillah, as-sahha vel afiye tamam, vel akıl mahallu. Ve inşallah senantasir ala kaffetil meşakil. Entüm ve nehmü. Ahla, ahla, ahla. Tayyip, inti halak kveyis, acab, hal, şarkıl avsat işkif. Şarkıl avsattan ise amyigla, mitlevul, ma yifrik şey. يعني مثل ما بيقولوا باللغة التركية مش يوقع نصر الدين خوجة على السقف فقال لهم جيبوا لي واحد من الوقعة من السقف قبل evet, evet. يعني Sayın Yolcu sevgi ve saygılarımı sunuyorum tüm Hatay halkına Türkiye ve bölge halklarına da selam olsun çok önemli bir önce giriş yapmak istiyorum izninizle. HRT'ye halkımızın, milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Talepte bulunuyoruz. HRT'nin var olması, yaşaması, sizin gibi değerli gazetecilerin, programcıların, çalışan emekçilerin bu kanalla birlikte devam etmesi için bu kanalın yaşaması için tüccarlarımızın, esnafımızın, halkımızın bütün imkanlarını seferber ederek HRT'nin yaşaması için ellerinden gelenden fazlasını ortaya koymalarında yarar var. Zira Hatay'ın tek radyo ve televizyon kuruluşudur. Uydu yapan kuruluşudur. Türkiye'de ve Türkiye dışındaki vatandaşlarımızın hem Hatay'ı özelde hem Türkiye'yi çok farklı programlarda daha farklı tanımalarına imkan sağlayan bu televizyon kuruluşumuza hayatta kalması, devam etmesi, yaşaması için halkımızın artık duyarlı, ilgili ve yardımlarını esirgememelerini istiyoruz. Evet. Efendim, dileklerinize son kelimesine kadar katılıyoruz. İnşallah böyle olur. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten burada Sayın Yuva çok zor koşullar altında yayın yapıyoruz. Özellikle depremden sonra koşullar daha da zorlaştı. Umuyor ve diliyorum ki sizi, bizi izleyenler sizin bu önerilerinizi dikkate alırlar. Şimdi Mehmet Bey, zaman kısıtlı. Hemen böyle ard arda sorularla başlayacağız ve sizden bilgilenmeye çalışacağız. Orta Doğu'da sizinle son olarak herhalde 20-22 gün önce program yapmıştık. Neler değişti diye. Tabii yani İsrail Orta Doğu'da en çok konuşulan ülke, özellikle bu dönemde. Oradan başlamak isterim. Çünkü yeni bir bilgi var. Haney'in yerine geçtiğimiz haftalarda nokta atışıyla İran'da katledilen Haney'in yerine seçilen Yahya Sinvar da dün yine nokta atışıyla katledildiği öne sürülüyor. Öncelikle kesin bir bilgi var mı elinizde? Sinvar öldü mü? Önce bunu alayım sizden. Ondan sonra soruyu şöyle şekillendireyim. Hem sevgili seyircilerimiz anlasınlar. Öyle devam ederiz. İsrail nokta atışlarıyla, yani Haney'i önce öldürdü İran'da. Ardından Nasrullah'ı öldürdü. Ardından şimdi Sinvar'ı öldürdü. Ve hepsi bunların nokta atışı abi. Yani tık vuruyor gidiyor. Geçtiğimiz programda biraz konuşmuştuk. Bunun dışında işte Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de eş zamanlı saldırılar yapıyor.
Nasıl okumak lazım Mehmet Bey? Sayın Yolcu, çok, çok önemli bir konuya değindiniz. Uzmanlar savaşları, aldatma sanatı ve tüm araçları mahirce, yani en iyi şekilde kullanabilme sanatı olarak ifade ettiler. Şimdi savaş erkekçe, cesurca yapılan yiğitlerin dövüşü değildir. Çünkü savaşın bir amacı da düşmanı alt etmektir. Ve düşmanı alt edebilmeniz için tüm araçlar mübah kabul edilebilmektedir. Zira bu yiğitliğe en bariz örnek Martini bulundu, yani tüfek bulundu. Martini bir tüfek markasıdır. Martini bulundu, mertlik bozuldu sözüdür. Mesela büyük Mercidabık Savaşı'ndan söz edilir ama o Mercidabık Savaşı esnasında Sultan Selim ve Osmanlı ordusunun sahip olduğu ateşli silahlar, toplar zikredilmez. Buna mukabil yine Türk kökenli olan kölemenlerin, memlüklülerin Mercidabık'a at üstünde yiğitçe ellerinde kılıçlarla karşı tarafın ordusuyla savaşmaya geldikleri ve bu şekilde konumlandıklarını biliyoruz. Ama savaşı Sultan Selim'in kazandığı gerçeği vardı. Fakat bu gerçeklik Sultan Selim ve ordusunun Memlüklerden daha iyi, daha kahraman, daha cesur olduklarına delalet değildir. Şimdi İsrail ile ilgili benzer bir husus var. Sayın Yolcu, sevgili seyircilerimizin de bilmesi gereken önemli bir husus var. Savaşlar sadece silahla yapılmaz. Medya, psikolojik algı operasyonları, propaganda, savaşların en önemli yan ürünleridir, yan araçlarıdır. Hatta bu yan ürünler ve araçlar savaşı kazanmanız için de çok önemli unsurlardır, faktörlerdir. Onun için Hitler'in yanında en çok sözü edilen kişi Goebbels'tir. Yani Goebbels bir propaganda bakanıydı. Goebbels'in organize edebilme, yalan söyleyebilme kabiliyeti, insanları davası için, amaçları için sürükleyebilen, sokaklara dökebilen çok mahir bir hatip idi. Şimdi gelelim İsrail konusuna. Şimdi İsrail'in şöyle bir üstünlüğü var Sayın Yolcu. Önce bunu iyi anlamamız gerekiyor. Her şeye muktedir, her şeyi yapabilen, her yere ulaşabilen algısı ve operasyonu İsrail'e artı bir üstünlük sağlamaktadır. Çünkü insanların zihinlerinde ve algılarında İsrail'le ilgili böyle bir şablon mevcut. Şimdi bunun ama şunu da yadsımamak gerçek gerekir. Gerçek bu değil mi Mehmet Bey? Gerçek bu değil mi? Öyle bir algı mevcut ya insanlarda. Yenilemez İsrail, çok güçlü İsrail. Aslında gerçek bu değil mi? Aynen onu söylüyorum. Ama şunu da inkar edemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü bir ülke. Askeri olarak çok güçlü bir ülke. Zira bir savaşı, bir sahayı, bir siyaseti analiz ederken objektif yaklaşmanız gerekir. Zira sizi esas itibariyle koruyacak olan bilgidir ve bilgi donanımınızdır. Ve sahayı çok iyi tanımazsanız, düşmanı çok iyi bilmez ve analiz etmezseniz, sürekli olarak kendi gücünüzü yüceltir, düşmanın gücünü küçük gösterirseniz ama sonuç itibariyle düşman kazanırsa ve siz kaybederseniz bu sefer sadece savaşı kaybetmemiş olursunuz. Aynı zamanda güvenilirliğinizi de kaybetmiş olursunuz. Bir dahaki sefere insanlar size güvenmez, inanmazlar. Şimdi Hizbullah lideri Şehit Hasan Nasrallah'ın en önemli özelliğinden birisi İsrail tarafından da seyredilmesi, dinlenmesi, konuşmasını yapacağı zaman tüm İsrail kamuoyunun, halkının televizyonda pür dikkat onu dinlemesinin en önemli sebebi neydi? Analizlerinde çok objektif olmasıdır. Bir şey söylediği zaman onu yapan birisiydi. Tehdit ettiği zaman bu tehdidi hakikate, hayata dönüştürebilen kişiydi. Gidin denildiği zaman, kalın denildiği zaman, durum bundan ibarettir denildiği zaman gerçekten bir gerçekliği işaret ettiği içindir. Bu sebeple kamuoyunda, İsrail kamuoyunda yapılan araştırmada Hasan Nasrallah'ın konuşması sonrasında güvenilirliği
İsrail halkının kendi İsrail politikacılarına güveninden çok daha fazlaydı. Şimdi bunun neden bir önemi var? Şunun bir önemi var. Şimdi İsrail çok farklı ülkelerden bir araya gelmiş insanlar topluluğudur. Bu İsrail'in en büyük insan unsuru itibariyle gücüne güç katan, kabiliyetine kabiliyet katan ve imkanlarına, manevralarına, faaliyetlerine de artı bir değer katan önemli bir sebeptir. Rus Yahudisinden Polonya, Etiyopya, Habeşistan Yahudisinden Maghrib, Suriye, Irak, İran, Çinli Yahudisine kadar. Yani aklımızın ucuna gelebilecek en son şey işte Japonya'da, Çin'de bir Yahudinin olmadığıdır. Halbuki Çin'de de Japonya'da Yahudi ve Yahudi olmuş zümreler var ve bunlar gayet önemli. Hindistan'da mesela gayet önemli konumdalar, nüfuzlu konumdalar. Şimdi İsrail'in çok farklı ülkelerden insanlara sahip olması onun gücüne güç katar. İki, İsrail'in önemli bir ekonomik ve finans merkezi olması, yani uluslararası finans çevrelerinden, holdinglerinden, kuruluş aşamasından itibaren almış olduğu milyarlarca dolar destekle, çünkü bir uzak karakol olarak inşa edilen bu ülkenin cazibe merkezi haline gelmesi için Amerika'dan, Avrupa'dan milyarlarca dolar para aktı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu 1948'den şu ana kadar İsrail'e aktardığı para Amerika Birleşik Devletleri'nin iki defa yeniden kurulmasına yeterlidir. Bırakın Avrupa'dan ve diğer yerlerden İsrail'in kazandıklarını. Bir başka önemli husus, İsrail'in kendi imkanlarıyla önemli bir ticaret, tarım vesaire gibi sektörlerde, sanayide önemli bir konuma gelmiş olmasıdır. Bu zenginlikten istifade etmek isteyen, İsrail'de yaşayan 1 milyona yakın Arap kökenli, Filistinli, Dürzi, Hristiyan ve Yahudiler vardır. Şimdi Arapça konuşan, Arap kültürü mentalitesini bilen, Arap ülkelerinden gelip oraya yerleşen, bu Arapların casusluk faaliyetlerinde ve diğer faaliyetlerinde kullanılması İsrail'e de ayrıca önemli bir katkı sağlamaktadır. Avrupa'dan, Rusya'dan gelen Yahudilerin arkada bıraktıkları aileleriyle iletişimlerini, diyaloglarını sürdürüyor olmaları, orada yaşayanların da, ya bu esnada şunu da söyleyelim Sayın Yolcu, her Yahudi potansiyel İsrailcidir, her Yahudi potansiyel İsrail casusudur, her Yahudi potansiyel Siyonisttir, Masondur söylemi yanlıştır, tehlikelidir. Bu gerçekten, buna inanmaya başladığınız andan itibaren ırkçı, faşist bir konuma dönüşürsünüz. Burada da bunu çok önemli bir ayrışkan olarak söylemek zorundayız. Biz Antakya'da birlikte yaşadığımız, birlikte okuduğumuz, birlikte paylaştığımız komşularımız, Yahudi dostlarımız var. Türkiye genelinde var. Ve bu dostlarımız en az bizler kadar Filistin'de olup bitene karşı duyarlıdırlar. Bu vahşete karşı duyarlıdırlar ve bunu her imkanda protesto edebilmektedirler. Biz bir tespitte bulunuyoruz. Peki. Yaptığımız tespite göre ve gördüğümüz İsrail'in neden sahada bu üstünlüğü sağlayabildiği sebeplere baktığımız zaman sadece Amerika'dan aldığı askeri destek, Batı'dan aldığı finans ve askeri destekle açıklanamaz bu. İsrail'in kendi kendine yetecek kadar silah üretebilmesiyle de izah edilemez. Lübnan'ın Filistin üzerinde, Suriye üzerinde uçan o uçaklar, dronlar, telekulak, casus istasyonlarıyla izah edilmez. Neden? Çünkü çok güzel bir şiir ve şarkıya dönüşmüş bir paragraf vardır. Generalim, generalim diye. Generalim, generalim, tankınız ne güçlü, tankınız ne güçlü. Ama bir eksikliği var, ama bir eksikliği var. Nedir o? Onu sürecek şoföre, insan unsuruna ihtiyacı var. Siz istediğiniz kadar yapay zeka ile, robotlarla, uzaktan kumandalarla bu askeri casusluk faaliyetlerinize katkılarda bulunun. Çok önemlidir bu teknolojik imkanlar. Fakat sonuç almanız, nihai sonuca gidebilmeniz için yeterli değildir. Bunun için de en önemli silah insanın kendisidir. Sahada İsrail'in bunun kadar insan unsuruna da sahip olduğunu görüyoruz. Bir örnek vereyim size. Lübnan'da
kendi aralarında çatışan gruplar dışarıdan destek almak istediği zaman hasmına karşı, düşmanına karşı daha güçlü olması için rekabetinde, çatışmasında ve makam mücadelesinde ayrıcalıklı olabilmesi için İsrail'den destek alabilmektedir. Ve bu desteğe karşılık İsrail kendisini devşirebilmekte ve kendi menfaatleri için kullanabilmektedir. Suriye sahasında bunu çok bariz gördük. Yüzlerce farklı örgüt, on binlerce farklı insan Suriye'ye geldiğinde yeter ki Esad gitsin, Suriye devleti yıkılsın diye İsrail'le işbirliği yapmıştır. Netanyahu'nun, girip bakabilirler, hastanede ziyaret ettiği Suriyeli muhalifler, ona teşekkür ederler. Hele ki bir video var, görürsünüz, Netanyahu'nun seçim çalışmalarına aktif katılıp onun başarılı olması için mücadele edenler var. Bunun dışında da biz işte kafir Esad'la savaşırken daha az kafir olan İsrail'den, Amerika'dan da yardım alırız bahanesiyle fetvalar verenler oldu. Buna mukabil adamın bir ajandası var, bir siyasi ideolojik amacı, hizmeti var, hedefi var. Buna ulaşabilmek için mücadele ettiği, savaştığı, mesela Türkiye ile savaşırken Amerika'dan, İsrail'den destek almayı yanlış bulmamaktadır. Ve kendi amacı için, hedefleri için İsrail'den bu yardımı kabul edebilmektedir. Şii-Sünni çatışmasında, bu çatışmada, mezhepler arası kavgalarda diğer mezhebi yok etmek veya alt etmek için İsrail'le işbirliği yapan Sünni tırnak içinde devletlerin İran'a karşı, Hizbullah'a karşı konumlandığını da gördük. Şimdi bütün bu unsurlar ve faktörler başka bir şeyle daha desteklenmektedir Sayın Yolcu. Bu çok önemli bir husus. Yani bunu tartışmaya, sohbete açtığınız için de teşekkür ediyorum. Filistin sahasında İsrail'in en çok itimat ettiği unsurlar Filistinlerdir. Ve en çok ajan devşirdiği, casusluk faaliyetinde kullandıkları unsurlar da Filistinlerdir. Bunun iki tane önemli sebebi var. Bir, biraz önce bahsettiğim El-Fetih, Hamas ve diğer örgütler arasındaki bu makam, para, siyasi, ideolojik çatışmadan dolayı maalesef mesela El-Fetih'in Batı Şeria'daki varlığı İsrail sayesindedir. Maaşlarını İsrail'den almaktadır. Yani Mahmut Abbas'ın başında olduğu kesin. Gazze'ye Mahmut Abbas para göndermezse Gazze'dekiler başka bir yerden parasal kaynak bulamazlar. Bu sebeple siz bana muhtaçsınız, o zaman bana tabisiniz. O zaman İsrail'de Mahmut Abbas'a ve etrafındakilere siz de paranızı, işinizi, gücünüzü, uluslararası ilişkilerinizi, her şeyinizi benim sayemde alıyorsunuz. O zaman siz de bana tabi olun. Daha fazla dolar kazanın. İsrail pasaportları alın. İsrail pasaportlarıyla Amerika'ya, Kanada'ya, Avrupa'ya vizesiz gitme imkanı bulursunuz. Daha iyi eğitim, daha iyi çalışma imkanları bulursunuz. Bunu kabul edenler gönüllü casus olabilmektedir. Bunun dışında mesela Hamas'ın kurucularından önemli bir şeyin oğlu Mossad ajanı olarak 10 sene Mossad'da çalışmıştır ve bugün Kanada'da haham oldu. Önce papaz oldu, sonra haham oldu. Yani sayın seyircilerimiz girebilirler ve Hamas kurucusunun oğlu casus diye yazarlarsa onun hayat hikayesini okurlar. Şimdi bunun gibi onlarca örnekler var. Bir de başka bir şey daha var. Sizi uzun yıllar hapishanede tutmakta, suçlu susuz sizi öldürmekte, ağaçlarınızı kesmekte, tarlalarınıza musallat olmakta, gasp etmekte, evlerinizi yıkmakta, bir suça iştirak ettiyseniz, sokak eylemine katıldıysanız sadece sizi değil, tüm aile efradınızı çalışmaktan mahrum etmekte, ekmek kapınız olan iş yerinizi bombalamakta, yok etmekte. Bu şekilde büyük bir baskı kurarak birçok insanın ekonomik hayatı veya aile hayatını korumak amaçlı bazı insanlardan da casus devşirebilmektedir. Bariz bir örnek verelim. Çok yakın zamanda Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mossad ajanları olarak operasyon yaptığı insanların kimliklerine baktığınız zaman %100 hepsi ya Filistinliydi, ya Suriyeliydi, ya Iraklıydı, ya Mısırlıydı, ya Afgandı. Yani İsrail'in bu kadar geniş imkanları sayesinde bugün Gazze'de ortaya koyduğu başarıya şaşırmamak
ve çok özür dilerim, Gazze'deki başarısına şaşırmak akıl işi değil. Zira Gazze'nin hem böyle bir zafiyeti var, hem de çok önemli bir hataya imza attı. Yahya Sinvar'ı söylemişken hemen buradan ifade edelim. Yani öldüğü yönünde ciddi emareler var. Ama biraz önce dediğim gibi savaş bir aldatma sanatıdır. Resmi olarak ortaya çıkıncaya kadar, aksi ispatlanıncaya kadar herhangi bir yorumda bulunmak doğru olmaz. Ancak onun yerini dolduracak, onun yerine savaşacak birçok kişi var. Halen sahada yüzlerce Filistinli genç savaşmakta. Ancak Gazze'de Hamas'ın İsrail'e karşı bu savaşı kazanması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Hamas bir direniş örgütüdür, bir saldırı işgal örgütü değil. Yani İsrail ortadan kaldırabilecek, İsrail işgal edebilecek, İsrail ordusuna karşı İsrail için operasyon yapacak yapıda örgütler değil. Bunlar direniş örgütleridir. Direniş örgütleri vatanlarını, evlerini, canlarını dışarıdan gelen saldırıya karşı direnerek koruyan, mücadele eden örgütlerdir. Şimdi Hamas'ın yaptığı en stratejik hata, artık zamanı gelmiştir ve bunu aleni olarak sohbet edebiliriz. O 7 Ekim'de 2023'te İsrail'e karşı, İsrail içinde ilk defa o operasyonu yapacağı zaman, bu operasyonda kendisine destek verecek komşu devletleri, ülkeleri ve örgütleri ve kendisi için ölmeye hazır olacak sahada savaşacak örgütleri yarım saat önce bilgilendirmiştir. Ve bu bilgilendirme yapan da Yahya Sinvar'dı. Ve Yahya Sinvar uzun yıllar İsrail hapishanelerinde yatmış. Uzun yıllar orada yattıktan sonra bir İsrailli askere karşılık 1000 Filistinli'nin serbest bırakıldığı grupla birlikte dışarı çıkmıştır. Normalde Sayın Yolcu, bu tür coğrafyalarda, ülkelerde ve örgütlerde bu kadar uzun bir müddet hapis yatmış insanların çıktıklarında önemli komutanlık veya siyasi makamlara getirilmesi doğru değildir. Tehlikelidir ve yanlıştır. Birçok sebepten mütevelli. Bunu özel olarak ayrıca da konuşabiliriz. Ancak Yahya Sinvar'ın birden böyle bir önemli komutanlığa getirilmesi, ardından Haniye'nin öldürülmesinin ardından, ki Haniye çok daha uzlaşmacı, Arap ülkeleriyle, komşu devletlerle ilişkileri iyi olan, dış politikayı ve diplomasiyi tanzim eden bir kişiyken, hiç hayatında dışarı çıkmamış, Filistin'de hep kalmış ve sadece savaş sahnesinde yer almış Yahya Sinvar gibinin Hamas'ın başına getirilmesi de yanlıştı. Kıssadan ise bu hatalar ve yanlışlıklar sebebiyle zaten Hizbullah kontrolsüz ve çok farklı bir ortam ve koşulda yakalandı. Çünkü Yahya Sinvar çok önemli bir askeri kaynak, bir Lübnanlı askeri kaynak olan, siyasi kaynak olan ve kendisi Filistinli olan Ali Es-Seba, yani Sebi adlı kişinin, ki babası Filistin Halk Kurtuluş Örgütü'nün kurucusudur. Nemer Es-Seba, Midan Nemer Es-Seba'nın oğludur. Kendisi açıkça şunu ifade etti. Yahya Sinvar dedi Hizbullah'a, bir Filistinli yetkili üzerinden, yani Lübnan'da yaşayan bir Filistinli yetkili üzerinden yarım saat sonra İsrail'e gireceklerini ve savaşa hazır olmaları gerektiğini, kendilerinin de aynı saatte İsrail'in kuzeyinden İsrail'e böyle bir saldırı yapmalarını istemiş. Ancak Hizbullah çok ilginç bir konumda bulmuş kendisini. Yahya Sinvar'ın almış olduğu bu karara katılması ne getirir? Katılmaması halinde kendisine yönelik eleştiriler ne olur? İkilimde kalmıştır. Şimdi böyle bir kararı alacağınız zaman ve İsrail'in toprakları içinde Netanyahu'ya böyle önemli bir saldırı gerekçesi verecek olan bir saldırıyı organize ettiğinizde, önce örgütlerinizle, size yoldaşlık yapanlarla, Filistinlilerle, Hizbullah'la, başkalarıyla oturup bunu aylar öncesinden organize etmeniz gerekir. Kıssadan ise bu tür hatalar, eksiklikler, Gazze'nin coğrafi konumu, 2,5 milyon insanın çok küçük bir mekanda yaşıyor olması, onu İsrail'e karşı açık
bir cephe haline dönüştürdü. On binlerce insanın katline, yüz binlerce insanın da evsiz baksız kalmasına yol açtı. Ve bugün İsrail bir fiil Gazze'nin kuzeyini tamamen işgal etmiş durumda. Şimdi kalkıp bir şunu diyemeyiz. Bir tane İsrailli ölüyor. Buna karşılık İsrail 1000 tane Filistinliği serbest bırakabiliyor. Bu nasıl bir psikolojik algı operasyonu olur biliyor musunuz? Yani bizim bir insanımız sizin 1000 insanınıza karşılıktır, değerdedir. Şimdi kalkıyor bazı televizyon programcıları, işte 42 bin şehit verdi, 42 bin şehit daha veririz. Niye? İnsanın hayatı bu kadar ucuz mudur? Filistinli çocukların, annelerin gözyaşları bedava mıdır? Yağmur suyu mudur? Bu acılar, bu yaşanılan felaket, bu Gazze'nin üzerinden 6 tane atom bombasının atılması çocuk oyuncağı mıdır? İşte annelerimiz doğurur. Tabii ki doğurur. Tabii ki vatanları için ölmeye hazır halen binlerce insan var. Ama insan hayatının değeri bu kadar ucuz değildir. Ve bir Filistin'in hayatı en az bir İsrail'in hayatı kadar kıymetli ve değerli olmalıdır. Bunu başarabilmeniz için böyle bir savaşa kalkmadan önce savaş sanatı gereği Gazze'de size yetecek ilaç, yemek depoladınız mı? Sağlık merkezleriniz, okullarınız, hizmetleriniz, iletişim kanallarınız bombalandığında bunu alternatif yarattınız mı? Sizin dışarıya açık bir kapınız var mı? Bütün bunlar yok. Neden? Çünkü Gazze abluka altında, ne denizde, ne havada, ne karada Gazze'nin bir açık kapısı yok. Ama Lübnan öyle değil sayın yolcu. Şimdi gelelim, neden İsrail'in bu kadar imkanına rağmen Gazze'de başarılı olduğu, Lübnan'da ise Hizbullah liderini, komutan merkezinde olanları ve Beyrut'u, Güney Lübnan'ı allak bullak etmesine rağmen, ama bu yeni bir sahne değil sayın yolcu, 2006'da bunun çok daha fazlasını yapmıştı. Evet doğrudur, çok büyük bir zarardır, ziyandır. Evet doğrudur, Hasan Nasrallah gibi Hizbullah'ın bölge ülkelerinin, halklarının en azından Che Guevara'sı gibi kabul edilen, İslam aleminde de çok önemli bir dini alim ve imam olarak kabul edilen böyle bir şahsiyetin kaybedilmesi, yerine kolayca yetişecek insanları bulmak da kolay değil. Ancak ve ancak şu farkı gördük sayın yolcu, Lübnan'la Gazze arasında. Bir, Lübnan'ın coğrafi konumu çok farklı. İki, Lübnan'da Hizbullah 3 defa İsrail'i yenebilme kabiliyetini gösterdi. 1982, 2000, 2006. Ki bugün ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman bütün bu zarara, bütün bu kayıplara rağmen İsrail 1 metre Lübnan içine girebilmiş değildir. Halbuki bu kadar büyük imkanlara ve bu kadar büyük zayiata sebep verebilmiş İsrail bugün Beyrut'ta olmalıydı. Halbuki henüz Birleşmiş Milletler'in olduğu sınır bölgesini bile geçememiştir. Ve geçtiği her anda çok büyük kayıplar vererek oradan çekilmek zorunda kalmaktadır. Birçok yüzbaşısını, binbaşısını, askerlerini kaybetti. Yani Gazze'de kaybetmediği asker kadar orada 15 gün, 20 gün içinde asker kaybetti. Şimdi bunun çok önemli bir sebebi var. Bir, Hizbullah bu oyunu İsrail kadar iyi oynayabilmektedir. İki, Lübnan siyasi örtüsü açık olan bir yer değildir. Halen Lübnan'da, Lübnan'a kanallarıyla, tünelleriyle, kapılarıyla, dağlarıyla ulaşabilen bir Suriye var, Irak var, İran var. Halen bu yardımların, bu silahların, bu füzelerin oraya götürülmesini sağlayabilen denizden, havadan, karadan imkanlar var. Halen ülke içinde bir hükümet var ve bu hükümet Filistin'in aksine Hizbullah'ın yanında yer almaktadır ve uluslararası diplomasiyi harekete geçirmektedir. Bugün Fransa'nın, Macron'un İsrail'e, Netanyahu'ya res çekmesi Lübnan sebebiyledir. Çünkü Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya bugün neden Netanyahu'ya karşı bu kadar hiddetli Lübnan'daki bu savaşı sürdürmekte ısrarlı olduğu için? Çünkü Lübnan tarafı ateşkesi kabul etmişti. Ama Netanyahu bu kabule rağmen Amerika'dan aldığı desteğe güvenerek bütün masayı devirmeye kalktı. Ama bunu yaptığı için de diplomatik olarak bugün İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de, Avusturya'da hatta ve hatta
onun en yakın yoldaşı ve dostu kabul edilen Macron tarafından ağır eleştirilmektedir. Şimdi bütün bunların sebebi bir, Hizbullah'ın bu direnişte ortaya koyduğu kabiliyettir. İki, liderlerini ve komuta merkezini kaybetmiş olmasına rağmen hemen onların yerini alabilecek ve savaşı sürdürebilecek ikinci, üçüncü hattaki kadrolarının en az birinci hattaki kadrolar kadar iyi askeri eğitim ve iyi ideolojik eğitim almış olmalarındandır. Ama en önemli başka husus, Suriye'nin halen ayakta, Irak'ın, İran halen ayakta olması ve bu yardımları, destekleri bütün zorluklara rağmen sürdürmeleridir. Evet, şimdi Mehmet Bey, tabii oldukça etraflıca ve detaylıca anlattınız. Aslında kısaca bir İsrail özeti çıkarttınız. Lübnan'da ne oluyor, Filistin'de ne oluyor ve niye oluyor diye çıkarttınız. Benim burada diyebileceğim bir tek şey var. Şu, o da. Dediniz ya, yani Hizbullah'ı küçümsememek lazım. Yani bu savaş oyununu iyi oynamıyor olsaydı İsrail çok daha farklı boyutlarda yer alırdı bugün Lübnan'da ya da Filistin'de. Netice itibariyle bu benim kendi görüşüm. Yani Hizbullah çok iyi savaşıyor, Hamas çok iyi savaşıyor ya da İsrail çok iyi savaşıyor. Ya da bilmem biri biraz daha iyi, diğeri biraz daha kötü. Ama sonuç itibariyle bu bir oyunsa, insan kanı üzerinden bir oyun bu. Sonuçta insanlar ölüyor Orta Doğu'da. Çok kısa rica edeceğim çünkü neredeyse programın yarım saatini geride bıraktık. Bu geniş özetle, sizin yaptığınız özetle. Bu böyle mi sürecek abi? Yani şimdi yıllardır böyle sürüyor zaten. Böyle mi sürecek? O güzel savaşıyor, diğeri güzel savaşmıyor. Diğeri bilmem bitiremezsiniz, yok biz bitiririz falan filan mı devam? Ne kadar devam edecek bu böyle yani? Şöyle Sayın Yolcu, çok stratejik bir soru bu. İsrail amaçlarını ortaya koyduğu amaçlarını tahakkuk etmediği zaman İsrail bu savaşı sadece kaybetmeyecek. Netanyahu ve savaş kabinesi sadece iktidarından olmayacak. Orta Doğu'da Netanyahu'nun vaat ettiği yeni Orta Doğu nizamı, işte Büyük Orta Doğu projesi gibi yeni İsrail Büyük Orta Doğu projesi, hı hı, çöpe gittiği zaman, yani bunu yapamazsa Filistin'i tamamen kontrol altına alamazsa, varsayalım ki Filistin'de önemli bir askeri başarı ve üstünlük sağladı ve sağlamaya devam edecek. Ama Lübnan'ı dize getiremezse, Suriye'de arzu ettiği, işte Golan'da ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri üzerinden, ister PKK, YPG, ister dinci örgütler üzerinden, hı hı, zaten iki gündür birbirlerine girmişler. Ha, onu da soracağım. Çok korkunç çatışmalar var orada. Şimdi bu orada Suriye'de Suriye'yi bölemez, Suriye'yi işgal edemezse veya işgal ettiremezse ve bu örgütler üzerinden Suriye'yi parçalayamazsa, Netanyahu ortaya koyduğu amaçlarına, projelerine ulaşamayacak demektir. Halen İran'ın güçlü olarak ayakta durması, halen İran, Suriye, Irak'ın varlığını sürdürmesi, bu sayede de Lübnan'da halen direnişin sürmesi, yavaş yavaş Arap coğrafyasında, Avrupa'da İsrail'e karşı sadece açık tavır almak değil, bakın şu an çok açık olarak İtalyan Başbakanı hanımefendi, İsrail'e silah satışının durdurulması, İsrail'in Birleşmiş Milletler'den atılması, çünkü adam Netanyahu kalkıyor diyor ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kim takar diyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini. Birleşmiş Milletler ne demek diyor, tanklarla Golan'da, Lübnan'da karargahlarına giriyor Birleşmiş Milletler'ine. Buradan çıkın gidin, siz benim önümde tampon oluşturuyorsunuz, bana yardımcı olmuyorsunuz diye. Şimdi ciddi ciddi bütün bu davranışlar, hareketler aynen Hitler'in savaşın sonuna doğru aklını yitirmesi misali, en nihayetinde kendisini öldürmesi, yani intihar etmesi ve Almanya'nın mahvolmasına yol açtığı gibi Netanyahu'nun bu projelerinde ısrar etmesi sadece kendisini değil, İsrail'i de yok edecektir. Evet. Ama eğer daha akıllı davranırlı ve Netanyahu ve savaş kabinesi bu başarısızlığının hesabını siyasete ve hukuken verirse,
İsrail bir nebze kurtulabilir. Bu şekilde de Netanyahu ve savaş kabinesini de mahkemede ya idamla veya ağırlaştırılmış müebbetle kendi hücrelerinde yaşamasının imkanlarını sunar. Ama buna mukabil, bakın Sayın Yolcu, İsrail kazanırsa, Lübnan Suriye kaybettiği takdirde Netanyahu'nun bu yeni Orta Doğu projesini hayata geçirmesi demek, biraz önce bahsettiğiniz o kanın, o savaşların, krizlerin hiçbir zaman durmaması, iç savaşlarla, krizlerle, Türkiye'ye dahil, Doğudeniz ülkeleri dahil, Suriye, Irak, Lübnan ve bugün İsrail'e karşı sesini çıkarmayan susarsam kurtulurum, müdahil olmazsam belki bunun zararını görmem korkusuyla yaşayan komşu devletler de çok büyük bedel ödeyeceklerdir. Zira ya Netanyahu'ya tabi olacaklar, onun kölesi ve biat etmiş unsurlarına dönüşecekler yahut da kendisine karşı tavır alacaklar. Başka çaresi yok bu işin. Türkiye bunun neresinde? Çünkü birkaç gün önce hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adres vererek Antakya Yayladağı demesi, işte Anadolu coğrafyasına çevirecek Namlu'yu demesi İsrail'in. Bu nedenle sordum, Türkiye bu bütün konuştuklarınızın neresinde? Sesini çıkaran ülkeler arasında mı? Çıkarmayan ülkeler arasında mı? Yoksa bir danışıklı dövüş mü var Türkiye-İsrail cephesine baktığınızda? Bakın Sayın Yolcu, konuşmalarımızın başında algı operasyonlarının ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Tamam. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, mevcut hükümetini en ağır eleştirenlerden de biriydim. Özellikle dış politikalar hususu, Suriye, Lübnan, Filistin konusu olduğunda. İç siyasetimizde mevcut hükümetin ekonomik sebep olduğu ekonomik sorunları, finans sorunlarını, siyasi kavgaları, hukuksuzlukları, her şeyini konuşabiliriz, eleştirebiliriz, yerebiliriz vesaire. Şimdi depremden çıkmış bir bölgenin insanıyız. Buradaki zorluklar, molozlar, hastalıklar, bütün bunlar yetersizlikler, neler yapılmalıydı, yapılmadı gibi konular, yüzlerce konu konuşulabilir. Amma ve lakin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de İsrail'in hedefindedir. Netanyahu'nun bu yeni Orta Doğu projesi Türkiye'de hedef almaktadır ifadesi miye bil miye, yani %100 doğrudur, haklıdır ve yerindedir. Peki bir danışıklı dövüş mü var? Biz İsrail'e bir taraftan küfür ederken öbür taraftan biz gerçekten anlatıldığı gibi İsrail'e destek mi oluyoruz? Bunun en bariz örneği Suriye sahasıdır Sayın Yolcu. Bakın, mevcut hükümet Büyük Orta Doğu projesinde görevliyken en büyük görevi ve İsrail'i rahatlatacak en önemli görevi Suriye ve Suriye'yi paramparça etmekti. Ve o rolü oynadı mı oynadı. Ve Suriye'nin bu hale gelmesinde payı, dahli, rolü oldu mu oldu. Peki şimdi ne oluyor? Neden ben şu an Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğinin doğru, %100 haklı ve İsrail'in Türkiye'de hedefe koyduğunu nereden anlıyoruz, biliyoruz, görüyoruz? Suriye'de İsrail'in ne ordusu ne nüfusu Suriye'yi işgal etmeye, Türkiye'yi işgal etmeye yetmez. Anlatılmak istenen İsrail'in gelerek bizimle kendi askeriyle savaşacağı değildir. Suriye'de kullanacağı birçok silahlı örgüt var. Bugün Amerika'nın binlerce tırla beslediği hem İdlib'de ister Heteş olsun, ister Türkiye'nin uzun bir müddet birlikte olduğu ama bugün artık Türkiye'ye karşı, Türk bayrağına, tırlarına, askerine karşı silah çeken örgütler İsrail'in Suriye sahasındaki en doğal müttefikleridir. Ve onlarla birlikte Suriye'yi böldüğü takdirde ve Suriye'de arzulanan devletçiklerini inşa edebildikleri takdirde onların üzerinden Türkiye'nin, Irak'ın güvenliğini, İran'ın güvenliğini çok daha güçlü ve etkili kullanabilirler. Şimdi Türkiye ne yapıyor peki?
hani danışıklı dövüş mü var diye sordunuz. Bakın hiç ben o soruyu Sayın Yuva, ben o soruyu yani bir yandan böyle diyorsun, diğer bir taraftan ihracat rakamlarına bakıyorsun, yani ticari rakamlara bakıyorsun, İsrail'le halen kol kolasın. Sevgili aslında biraz yorucu, da oradan söyledim. Bakın sevgili yorucu, ticaret erbabı birçok dostum var. Ticaret yapan birçok tanıdıklarım var, aile efradım var. Şimdi Rusya'ya ticaret yasak, kanunen yasak. Türk bankalarının, Türk tüccarlarının Rusya'yla şu kalemlerde ticaret yapması Avrupa Birliği tarafından yasaklanmış. Ama ben size Almanya'nın Türkiye üzerinden Rusya'yla, bakın Almanya bugün Rusya'yla en çok kavga ettiğini iddia eden ülke, Türkiye üzerinden bu ticaretini yapabilmektedir. Alman hükümetinin kontrol edemeyeceği, engelleyemeyeceği şeyler vardır. Gelir bir Alman, Türkiye'de bir Türk'ün adına şirket kurur ama perde arkasında kendisi vardır. Türkiye'den İsrail'e giren mallarla ilgili özellikle bu Türkiye'nin artık ticaret olmayacaktır kararından sonra halen devam edenler Yunanistan üzerinden, Ürdün üzerinden, ikinci, üçüncü şahıslar üzerinden yapılan ticarettir. Ama direkt Türkiye'den İsrail'e giden bir ticaret ancak şu şekilde yapılabilir. Filistin'e gidiyor. Filistin üzerinden mallar, zaten evet. Ha, Filistin üzerinden İsrail'e bu mallar, mülkler gider. Peki burada eleştirilecek bir husus yok mu? Elbette ki var. Türkiye İsrail'in büyük elçiliklerini, konsolosluklarını kapatmadı. Türkiye İncirlik hava üssünün kullanılması veya Kürecik hava üssünün kullanılmasını yasaklamadı. Şimdi bütün bunlar yapılabilir. Nasıl yapacağız Sayın Teknik? Kapatıp peki. Ben o zaman şöyle sevgili seyirciler, şimdi bağlantı sorunu yaşıyoruz. Yani internet büyük bir nimet ama böyle de yaşanıyor. Programın sonuna aslında geldik, toparlama bölümüne geldik. Bir Suriye konusunu konuşmadan geçmek istemiyorum ben Sayın Yuva'yla. Arkadaşlar şimdi Sayın Yuva'yı bir kere daha aramaya çalışıyorlar. Sanıyorum kendisiyle yine birlikte olacağız. Anladığım kadarıyla İsrail meselesi sevgili seyirciler, yani bir yandan Arap dünyasının, İslam dünyasının, Orta Doğu coğrafyasının ne derseniz deyin kendi yaptığı hataları, örgütsüzlüğü zaten en büyük neden. Artı İsrail'in teknolojisi, istihbaratı, ABD desteği, ABD'den aldığı destek, Batı'dan aldığı destek işte kendisini güçlü kılıyor Orta Doğu coğrafyasında. Ve nokta atışıyla orada Nasrallah'ı da vurabiliyor. İşte son Yahya Sinar'ı da vurabiliyor. Öncesinde Haney'i de vurabiliyor. Aynı anda birçok cephede savaşabiliyor. Bu tamamen kendisinin ABD desteği çok önemli. Az önce buna dikkat çekmeye çalıştı Sayın Mehmet Yuva. Şimdi biz Mehmet Yuva ile az önce ifade ettiğim gibi bunu konuşmam gerekiyor. Yani son olarak programın toparlama bölümünde. Geldi mi bu arada Sayın Mehmet Yuva? Sayın Yuva şu anda geliyor mu sesim? Çok net alıyorum, evet. Çok az geliyor. Peki hemen sorumu sorayım yüksek sesle Sayın Yuva. Son günlerde Özgür Suriye Ordusu, kendi içindeki grupların çatışmaları var. Bir bu, iki güncel olarak Türkiye-Suriye arası görüşme konuşuluyordu, onu aşamada. Bu şekilde toparlayalım efendim, buyurun. Biraz önce detaylı olarak anlattım. Şu an sahada örgütler arasında ister işte Suriye Milli Ordusu veya Özgür Suriye Ordusu olarak nitelendirilen ve bileşenleriyle nitelendirilen gruplar arasında, ister Türkiye'ye yakın, ister çok daha yakın, ister uzak duran örgütler arasında HTŞ'nin, yani bu El-Nusra, El-Kaide'nin İdlib'teki bu gücün verdiği destek, kimin yanında yer aldı, kime karşı savaştığı vesaire gibi bu sahnede sergilenen şu anki kavga
çıkar kavgası değil, sadece ticaretin, hudutların, yolların kimler tarafından kontrol edileceği, kimin ne kadar alacağıyla ilgili değildir. Çok ciddi bir mesele var. İsrail projeleriyle ilgilidir, İsrail'in Suriye projeleriyle ilgilidir ve Türkiye'nin Suriye ile Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı ilişkileri ilgilendirmektedir. Bu sebeple sahada bu özgür Suriye ordusu içindeki farklı örgütlerin ya bunu kabul etmesi, yani bu normalleşmeye karşı çıkmamaları yahut da kabul etmedikleri takdirde tasfiye edilmeleri öngörülmektedir. Ve bunların en arz ettiği en büyük tehlike, bunların ya El-Nusra ile, HTŞ ile, yani El-Kaide gibi örgütlerle, DAEŞ ile, PKK, YPG ile, işte böylece de direkt Amerika'nın ve İsrail'in kontrolünde olan örgütlere dönüşmesidir. Zaten İdlib'e sürekli olarak Ukrayna'dan istihbarat subayları Jolani ile görüşmeye gelmektedir. Ve İdlib bölgesinden Ukrayna'ya savaşmak üzere birçok savaşçı götürülmüştür. Buna mukabilde Ukrayna'dan kendilerine önemli miktarda drone, silah ve başka istihbarat desteği ve yardımı da yapılmaktadır ve bu sürmektedir. Zira İdlib'in Rusya ve Suriye tarafından kontrol edilmesi demek, İsrail ve Ukrayna'nın çok büyük bir darbe alması demektir. Tabii bu arada da Amerika'nın, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Antakya'yı, Yerevan'ı işaret ettiği o koridorun, yani Irak'tan Akdeniz'e kadar inmesi düşünülen koridorun kuzeydeki en önemli ayağı İdlib'tir. Yani İdlib olmasa PKK'nın yukarıda kuracağı devletçiğin bir anlamı ve çok faydası olmaz. Çünkü o bağlantı, o koridor sağlanmaz. Yine Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi gibi kapalı bir bölgeye sıkışmış kalır. Bu sebeple İdlib'deki El-Nusracıların, IŞİD'cilerin hayatta kalması, savaşmaya devam etmesi ve İsrail'in zaferine kadar, bu koridoru açıncaya kadar orada var olması için elinden geleni yapıyorlar. Türkiye bunun idrakine vardı, bunun farkına vardı. Suriye, Rusya zaten bunun farkındaydı. Bu sebeple geçen hafta itibariyle Suriye ordusu karadan, Rusya havadan çok önemli operasyonlar başlattı. Ve çok farklı yerleri, köyleri, kasabaları yavaş yavaş temizlemektedir. En önemli çatışmaları da onun için zaten Antakya, Eladağ'ında bu bomba sesleri gelmekte. El Zaviye dediğimiz veya Cebel Zaviye dediğimiz bu üçgen dağ bölümü çetrefilli bir bölge ve oradaki örgütlerin en önemli karargahları, askeri eğitimleri, cephaneleri o bölgededir. Bu sebeple o bölgeye yönelik ciddi bir hava ve kara operasyonu var. Bunun dışında da HTŞ şunu istedi diğer örgütlerden: biz burada Suriye ordusunu meşgul ederken işte Hizbullah'ın bazı kuvvetleri Lübnan'a çektiği, başka yerlere çektiği, İsrail'e savaşmak için boşalttığı yerler var. Siz de orayı gidin, düşürün, orayı işgal edin, Halep'i kuşatmaya çalışın. Talimatları sonrasında hareketlenme olunca Türkiye önce uyardı. Sakın böyle bir şeye kalkışmayın dedi. Bu uyarıya rağmen kalkışmaya kalkanları da sahadaki kendisine bağlı örgütlerle bugün tasfiye etmektedir ve karargahlarına girmektedir. Birçoğunu da tutuklamıştır. Hmm. Çok da ölü ve yaralı bıraktı bu çatışmalar ve bu çatışmalar halen devam etmektedir. Peki Sayın Yuval, son soru, yani görüşme var. Ne aşamada Türkiye, Suriye, Cumhurbaşkanları, evet, düzeyindeki görüşme ne aşamada? Her zaman programınızda da ifade ettim. Suriye ve Türkiye arasındaki bu normalleşme çok hızlı bir şekilde. Daha önce de söyledim, Tataristan'da Kazan şehrinde, Rusya Federasyonu'na bağlı BRICS ülkelerinin zirve toplantısında her iki devlet başkanı da davet edildiler. Bunun dışında da sanırım bu hafta ve önümüzdeki hafta Astana Üçlüsü olarak bilinen İran, Türkiye ve Rusya arasında da çok önemli bir görüşme var. İran Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye geliyor. İran Dışişleri Bakanlığı'nın bir bölge turu vardı. Ürdün'e gitti, Körfez ülkelerine gitti. Şimdi de Türkiye'ye geliyor. Bütün bu görüşmeler bize şunu gösteriyor ki bu bölge devletleri, Türkiye, Suriye, Irak, İran, Rusya başta olmak üzere, İsrail'in ne yapmaya çalıştığı, Amerikan hedeflerinin ne olduğunu gayet net görebilmektedir. Ve bu gördükleri net tabloya karşı da
kendi konumlamalarını yapabilmekte ve İsrail'in elindeki araçları almak maksadıyla sahadaki terör örgütlerine de ortak operasyonlar yapmaktadır. O zaman yani Türkiye-Suriye görüşmesi başkanlar düzeyinde ya da cumhurbaşkanları düzeyinde eli kulağında diyorsunuz. Hatta aynen yetmez. Aslında sadece Türkiye-Suriye, İran, Irak belki hepsi bir araya gelmesi lazım bir an önce. Doğru mu efendim? Kesinlikle zaten bakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalarında Sırbistan'dan dönerken uçakta şunu söyledi. Dedi ki Rusya, İran ve Suriye'nin, bakın bunu altını çizerek söyledi. Hmm. Rusya, İran ve Suriye'nin Suriye'deki tehlikeyi görmeleri gerekir. Görüyorlar, yapılması gerekeni yapmaları gerekir. Bu esnada da bu tehlike ve tehlike sadece Suriye ile sınırlı değildir. Hı hı. Irak ve Türkiye'yi de içine almaktadır. Bu sebeple de hepimiz, tekrar söylüyorum, vurgulayarak söylüyorum, küçük çıkarları bir kenara bırakarak bir araya gelmeli ve bu ortak tehlike karşı birlikte olmalıyız. Peki. Profesör Doktor Sayın Mehmet Yuva, çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. İnşallah başka bir zaman yine sizlerle birlikte oluruz. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Evet. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Sayın Mehmet Yuva ile birlikteydik. Biraz İsrail'in saldırılarını konuştuk. Son bölümde ise Suriye Türkiye görüşmesi bandında son gelişmeler nedir? Hatta Özgür Suriye Ordusu dediğimiz ordunun kendi içindeki iç çatışmaları ne anlama geliyor? Bütün bunları kendisinden aldık ve kendisine teşekkür ettik, uğurladık. Demokrasi Uları programı burada sona erdi. Bir başka programda inşallah yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek iyi akşamlar diliyorum.